Herkese merhaba, ben Yusuf. Bugün sizlerle Gütek Coreutin nedir, nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır bunu göstereceğim. Uzatmadan hemen Gütek'e geçelim. Ben böyle boş bir sahne oluşturdum, hiçbir şey yok içerisinde. Bir kod oluşturdum, Coreutin verdim adına, bunu kameraya verdim. Kodumuza geldiğimiz zaman, şimdi Coreutin neden kullanıldığını ben size hemen kısaca açıklayayım. Gecikme vermek istediğiniz olayları yaparken Coreutin kullanılıyor, kısaca bu şekilde. Hemen bir sintaks, yani nasıl yazıldığını göstereyim ben size. Bunu enumerator, isimlendirme yapıyorsunuz. Ben test dedim. Parantezleri açtı kapattı. Yine metotlarımlar gibi. Şimdi hata verecek. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Bunun sebebi de bu return ifadesi gerekiyor enumeratorlarda. Biraz daha yakınlaştırayım, daha iyi görün. Return new wait for seconds. Mesela bu şey demek. 5 saniye bekle ve bitir demek. Şimdi 5 saniye bekledikten sonra bir debug yazalım. Hemen ne diyelim, 5 saniye bekledin diyelim. Yani şu an klavye sesi geliyor, farkındayım. Ve bu şekilde kaydedip oyuna geçtiğimizde hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Çünkü biz bunu herhangi bir yerde çağırmadık. Şimdi metot gibi dedik, fakat bunu böyle çağırmıyoruz. Hata vermez fakat çalışmaz. Bunu şu şekilde start coroutine deyip buraya adını metot çağırarak bir yapıyorsunuz, ya da string ifade olarak verebilirsiniz burayı. Kodumuzu kaydettik, geldik. Herhangi bir objeye atın. Oyunu başlattım. 5 saniye sonra konsolda 5 saniye bekledim sesini görmeyi umuyoruz şu an. Gördüğünüz gibi 5 saniye sonra geldi. Şimdi bu nerelerde kullanılır? Onu söyleyeyim. Mesela Mario oyununu ele alacak olursak, karakter hasar aldığında Sprite'i bir gözükür bir gözükmez. Bunu bu şekilde yapıyorlar. Belli bir buradaki sahneyi küçülterek, aç kapa aç kapa yaparak bu şekilde hasar alma efekti oluşturuyorlar. Tabii ki de o zamanlar Unity olmadığı için Unity'de yapılmıyor. Fakat şu an günümüzde yapacak olsak böyle yapardık. Kısa bir demo yapalım sizlerle birlikte. Bir saldırıya dayalı bir oyunumuz olsun. Mesela Ken Azay. Oyunda sol tuğa bastığımızda, sol tuğa bastığımızda saldıracağız. Get K down, K code, mouse 0. Şimdi sol tuğa bastığımızda artık saldıramayacağız, çünkü saldırdık bir defa. Ve 5 saniye sonra da saldırımız tekrar saldırabilir olalım. Bunu da hemen start coroutine diyorum, test. Testte 5 saniye bekledik. Sonra Ken atak turu oldu. Tabii ki de saldırabilir olmamız için burada Ken atak olması gerekiyor. Yani saldırabilir olmamız gerekiyor. Oyun başında da bunu turu yaptık. Hemen üstünden geçiyorum hızlıca. Çok da uzamasın, gerek yok. Saldırmayacağımızı gösteren bir değişken oluşturduk. Oyun başında saldırabilir yaptık. Ya şunu silelim. Yanlış olmuş. Sol tuğa bastığımızda ve saldırabilir durumdaysak Ken atak false, yani saldırdık. Şu an saldıramıyoruz tekrar. 5 saniye sonra tekrar saldırabilir hale geldik. Hemen bir debug yazalım. debug.log saldırabilirsin. Hemen şöyle bir debug yazalım. Saldırdım diyelim. Klavyesinden dolayı kusura bakmayın. Bu şekilde. Günty'ye geri geldiğimizde play dedim, başlattım. Bastım, şu anda saldırdık 5 saniye sonra. Şu an saldıramıyorum, gördüğünüz gibi. Bastım birkaç defa. Tekrar saldırabiliyoruz. Tekrar clear dedim. Bastığımda tekrar saldırdık. Şu an basıyorum bir süre ama saldıramıyorum. Sistem bu şekilde işliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa Discord sunucuma ve bana ulaşabilirsiniz ya da yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.